Arkadaşlar merhaba herkese. İsmim Yalın Şahin, makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda robot topluluğunda ve araba takımında da 3. senemdeyim bu sene. Bugün sizlerle SolidWorks derslerimizin 7.sini yapacağız. Konumuz sacılar olacak. Öncelikle tabii ki sacıların ne olduğunu konuşalım. Sacılar levha haline getirilmiş ve kalınlıkları oldukça ince olan malzemelerdir aslında. Genellikle demir materyal tercih edilir ham madde olarak. Ve tabii ki bu sacıların da kullanıldığı tasarımlar mevcut. SolidWorks'te sac metallerin tasarımlarını yapabildiğimiz bir modül var. Ve bugün sizlerle o modülü keşfedeceğiz aslında beraber. Şimdi bir part dosyası açarak başlıyorum. İkinci olarak da sac metal komutlarımın gelmesi için şu yolu kullanacağım. Şuradaki oka geliyorum. View, Toolbars ve alt tarafta Sheet Metal olarak gözüküyor. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi komutlarım kenarda geldi. Şimdi bir çizim yaparak başlayacağım. Bu çizimi de aslında iki farklı yoldan yapabiliyorum. Şimdi size ikisini de göstereceğim. İlk olarak buradan skeçe geliyorum ve üst düzlemde bir tane şöyle bir dikdörtgen çizeceğim. Hızlı bir şekilde ölçülerini veriyorum. Şuraya da 75 diyeyim. Daha sonra da hemen extrude komutunu kullanıyorum. Sacıların oldukça ince olduğundan bahsetmiştim. Ondan dolayı buradaki kalınlığı da ben 3 milim olarak vereceğim. Ve tamam diyorum. Şu anda elimde bir tane levha var. Ama gördüğünüz gibi aslında kenardaki komutların çoğu açılmadı. Çünkü program şu anda benim çizdiğim şeyi bir sac metal olarak tanımıyor. Bunu tanıtmak için ne yapabiliriz? Şurada gördüğünüz Convert to Sheet Metal, yani sac metale dönüştür isimli komutu kullanacağız. Tıklıyorum. Benden bir tane yüzey istiyor. Yüzeye tıkladım. Daha sonra da iki tane parametre verdi bana. Bir tane ilk parametre sac metal tasarımımda kullanacağım materyallerin ortak kalınlıkları olacak. Bana burada 3 milim olarak vermiş. Benim için de uygun. Devam edeceğim. İkinci olarak verdiği de ortak olarak belirlememi istediği bir büküm yarıçapı. Büküm yarıçapını da burada 4 milim olarak vermiş. Ben de değiştirmeyeceğim. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda bütün komutlarım kenarda aktif oldu. Böylece aslında bir sonraki adıma hazırız diyebiliriz. Ama ben size bu noktaya gelmenin bir yolunu daha göstereceğim şimdi. Ondan dolayı şimdilik buraya kadar geldiklerimizi siliyorum hepsini. Şuradaki çizimimi de sileyim. Şimdi buradaki komutu yani Base Branch komutunu kullanarak aynı noktaya geleceğiz. Tekrar benden bir çizim için düzlem istedi. Üst düzlemi seçiyorum. Dikdörtgeni çiziyorum aynı şekilde. Uzun kenara 130 dedim. Şuraya da 75 milim diyeceğim. Ve skeçten çıkıyor. Şimdi base branch'ın içerisindeyiz ve gördüğünüz gibi otomatik bir yükseltme verdi bana. 3 milimetre olarak belirlenmiş. Ben de zaten değiştirmeyeceğim aslında bunu. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi az önce yaptığım yolla da bu yolla da şu anda aynı yola gelmiş olduk. Artık bir sonraki adımları kullanarak devam edebiliriz. Bir sonraki kullanacağımız komut şurada gördüğünüz kenar flanşı yani edge flanşı komutu. Tıklıyorum. Benden istediği tek şey bir tane kenar belirtmem aslında. O kenarı da şurada belirtiyorum. Gördüğünüz gibi hemen bir ön izleme geldi. Şu anda gördüğünüz gibi fareyi oynatarak aslında bükümün yönüne de, büyüklüğüne de, yani sacın büyüklüğüne de karar verebiliyorum. Ben göz kararı olarak şurada bıraktım. Şimdi arzu ederseniz sol tarafı birazcık kontrol edelim beraber. Şimdi gördüğünüz gibi burada otomatik bir tane büküm yarıçapı önerildi bana. Ben bunu tabii ki uygun bulmazsam şuradaki çeki kaldırıp buraya dilediğim yarıçap değerini verebilirim. Ben az önce 2 verdim. Daha sonra alt taraftaki açı kısmına geliyorum. Bu benim bükümümün açısını
bana veriyor. Şu anda 90 derece olarak otomatik bir şekilde büküldü geldi. Ben buradaki açı değerini arttırırsam gördüğünüz gibi şekilde değişme oluyor. Şimdi ben bunu şimdilik bir 100 derecede bırakayım. Alt tarafa geliyorum. Flanş uzunluğu kısmında burada gördüğünüz zaten daha önce de görmüştünüz muhtemelen. Yönü ters çevirmek için kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi büküm yönümüz değişiyor. Alt tarafta uzunluk verdiğimiz bir kısım var. Biz bunu az önce göz kararı olarak faremizle belirlemiştik ama ben bunu istersem tabii ki örneğin 50 milim olarak değiştirebilirim. Şöyle bakalım. Şöyle geleyim hatta. Evet. Ama burada tabii ki şöyle bir problemimiz var aslında. SolidWorks bizden bir parametre daha istiyor. Yani 50 milimetre atadık, evet, ama nereden nereye 50 milimetre atadığımızı bize soruyor program. Burada da gördüğünüz gibi 3 farklı şekil var aslında. İlk şekil, yani en soldakini seçecek olursak şekilden de anlayacağınız gibi aslında bu düzlemle kesiştiği noktadan en tepeye kadar olacak uzaklığa 50 milim atamamızı sağlıyor en soldaki. Eğer ortadakini seçersem bükümü dışarıda bırakacak şekilde bükümün bittiği noktadan başlayıp sacımızın en tepesine kadar olan uzaklığa 50 milimetre diyor. Eğer bir sağdakini seçecek olursam da o da şuradaki teğet noktasından, yani yaklaşık olarak şu noktadan yukarıyı 50 milimetre olarak belirliyor. Ben ortadakini seçiyorum. Yani bükümden sonraki kısmın 50 milimetre olmasını istiyorum. Son olarak da flanş pozisyonuna bakalım beraber. Burada 5 tane gözüküyor ama biz çok ağırlıklı 3 tanesini kullanacağız. Eğer en soldakini seçersem gördüğünüz gibi benim temel flanşımın içinde kaldı şu anda büküm. Eğer bir sağdakini seçecek olursam, bunu eğer şurayı dik yaparsam daha iyi göreceksinizdir. Şöyle yaklaşalım birazcık da. Burada buranın iç yüzüyle buranın dış yüzünü, yani temel flanşımızın dış yüzünün aynı düzlem üzerinde olduğunu görebilirsiniz aslında. Ve eğer en sağdakini seçecek olursam da gördüğünüz gibi büküm tamamen bizim temel flanşımızın dışında konumlandı. Şu anda aslında çoğu ayarını görmüş olduk. Tamam demeden önce size son bir kısmını daha göstermek istiyorum. Eğer ben bu flanşın bütün kenar boyunca olmasını istemiyorsam, o zaman şuradaki Edit Flange Profile kısmıyla oynayabilirim. Hemen tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir çizim çıktı karşıma. Ben buradaki çıkan dikdörtgeni tutup çekiştirdiğim vakit gördüğünüz gibi aslında ne kadarlık bir kısımda flanş olmasını istediğimi görebiliyorum. Ve buradaki Smart Dimension kullanarak ben buraya bir ölçü verebilirim. Örneğin 45 mm veriyorum. Ve buradan sona bastığım zaman gördüğünüz gibi sadece benim istediğim kısımda aslında bir şey oluşmuş oldu. Bir kenar flanşı oluşmuş oldu. Şimdi ikinci komutumuzla devam edelim. İkinci komutumuz şurada gördüğünüz meter flanş. Buna tıklıyorum. Benden öncelikle aslında çizim yapacağım bir yer istiyor ve onun için şimdilik şu düzlemi seçeceğim. Kolay çizim yapmak için şöyle gelelim. Çizgiyi alıyorum. Hemen şöyle iki tane çizgi çiziyorum. Smart Dimension'ı kullanarak da hemen bir boyutlandırma yapacağım şimdi. Buraya da şöyle dedim. Şu anda çizimim tamamen tanımlı. Çıkıyorum. Ve daha sonra meter flange'a basıyorum. Gördüğünüz gibi benim tam çizdiğim sketch'in sınırlarında bir flange oluşturmuş oldu şu anda benim için. Radius değeri atanmış bir radius olarak geldi. Tıpkı kenar flanşında olduğu gibi. Ben bunu kaldırıp burayı da 2 mm olarak değiştiriyorum. Flanş pozisyonu da daha önce aslında gördüğümüz şekilde geldi. Ve ben onu da dışarıyı seçiyorum. Yani dışarıda olmasını istiyorum bükümün. Ve gördüğünüz gibi ben buna tamam dediğim zaman bizim meter flanşımız artık
böyle gerçekleşmiş oldu. Şimdi bir sonraki komutumuzla devam edelim. Bir sonraki komutumuz hem komutu. Şurada gördüğünüz yuvarlatma şeklinde aslında bir büküm işlemini sağlıyor bize. Tıpkı kenar planşı gibi bizden tek istediği şey bir kenar seçmemiz. Ve o kenarı da şurada seçiyorum. Hemen gördüğünüz gibi ön izlemesi geldi. Buradaki oku zaten biliyorsunuz aslında. Hükmümüzün yönünü değiştiriyor. Burada Edit hem Width olarak yazan kısım tıpkı kenar flaşında yaptığımız gibi eğer bu hem'in bütün kenar boyunca olmasını istemiyorsam kullanacağım komut. Alt tarafta gördüğümüz bu yuvarlatmanın yine bana konumunu aslında veriyor. Eğer sağ taraftaki yani seçili olana bakarsak gördüğünüz gibi şeklin dış tarafında olduğunu görüyorum bükümün. Eğer sol taraftakini seçersem içeride olduğunu ve şuradaki teğet noktasının aslında buradaki teğet noktasının şurayla aynı doğrultuda olduğunu görebilirim. Ben dışarıda bırakacağım. Daha sonra burada tip ve boyut kısmımız var. Burada 4 farklı tipte aslında hem komutunu kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ben ikincisi üzerinden göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz uzaklık, buradaki yuvarlatmanın aslında en uç noktasından buranın en uç noktasına kadar olan uzaklığı veriyor bize. Burada 20 olarak verilmiş. Ben tabii ki bununla oynayabilirim. Dilediğim gibi arttırıp azaltabilirim. Ve burada gördüğümüz kısımda aslında şuradaki imlecimle gösterdiğim kısımdaki aralığı gösteriyor bana. Bu 5 milim olarak verilmiş. Ben bunu istersem 15 milim yapamıyor da olsam 10 milim en azından yapabilirim. Tamamen sonsuza kadar aslında değiştirebildiğimiz bir şey değil. Belirli ölçülerde değiştirebiliyoruz. Ondan dolayı 15 milim yaptığımda bir ön izleme veremedi aslında program bana. Ama ben bunu şu anda 10 milim şeklinde bırakabilirim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi hem komutumu da böylece uygulamış oldum. Bir sonraki komutuma geliyorum. Bir sonraki komutum şurada gördüğünüz yok komutu. Bu aslında ön izlemesinde de şurada gördüğünüz gibi merdiven şeklinde bir yapı oluşturuyor bana. Ve bunu kullanabilmem için de benim bir skeçe ve bir çizgiye ihtiyacım var. Ben buradaki sac üzerinde göstereceğim. O yüzden hemen kenar flaşım üzerinde bir skeç açarak şuraya bir tane çizgi çiziyorum. Ve Smart Dimension yardımıyla da buraya 30 milimetrelik bir uzaklık atadım şu anda. Tamam diyorum ve çıkıyorum. Ondan sonra artık şuradaki jog komutuma basabilirim. Tıklıyorum. Ve benden bir tane sabit yüzey istiyor. Buradaki yüzeyi de şurada seçiyorum ve gördüğünüz gibi merdiven şeklinde bir şey yaratmış oldu. Buradaki radyus yine daha önce gördüğümüz gibi bize program tarafından verildi. Yine değiştireyim. Yine 2 milimetre yapayım. Ondan sonra jog offset olarak gördüğümüz kısım bizim aslında bu ikisi arasında yani şuradaki uzaklığı gösteriyor bize. Şu anda 30 olarak verildi. Ben bunu arttırırsam ya da azaltırsam gördüğünüz gibi değişebiliyor. Burada tabii ki ölçünün yine bir pozisyonlaması var. Buradaki şekillerden de anlayacağınız gibi eğer sol tarafı seçersem imlecimin olduğu kısımdan buranın en dış kısmına kadar olan kısım 50 milimetre. Pardon, 30 milimetre. Eğer ortadakini seçersem birbirine bakan içteki yüzlerin arası 30 milimetre. Eğer en sağdakini seçersem de en dıştaki uzaklık. Yani en dış iki yüzün birbirine uzaklığı 50 milimetre. Aman 30 milimetre olarak bana gösterilmiş oluyor. Ve altta da jog pozisyonu kısmı var. Bu da zaten daha önce bahsettiğimiz şeylerin birebir aynısı aslında. Zaten yine şeyin dışta olacağı şekilde verilmiş bükümümüzün. Benim için de gayet makul ve böyle bırakıyorum. Burada jog angle olarak verilen bir kısım daha var.
Ben buraya arttırdığım zaman aradaki offset kısmındaki bükülmeyi görüyorsunuz. Burada da aslında büküm açısı olarak verilen kısım şurada imlecimle göstermiş olduğum geniş açı oluyor. Orayı da şimdi tekrar dik hale getiriyorum. 90 dedim. Son olarak da şuradan yönünü değiştirmek istiyorum ve böyle kabul ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bir büküm sağlamış olduk. Bir sonraki komutuma geleceğim. Bir sonraki komutumun ismi SketchBand. Bu da aslında yok komutuna benzer bir şekilde çalışacak. Ve o yüzden de benim bir tane çizime ihtiyacım var. Bu çizim üzerinde benim yapacağım herhangi bir çizgi üzerinde ya da hat üzerinde bir büküm yaratacak aslında program. Ben bu sefer burayı seçmek istiyorum. Ve şöyle üst taraftan bakalım. Bir çizgi çiziyorum. Kesinlikle sonuçta her zaman düz yapmak zorunda değiliz. Ondan dolayı bu seferkini yamuk olarak seçeceğim. Daha sonra da şimdilik çıkıyorum hemen. Bu hazır geleni kapatıp SketchBand komutuna geliyorum. Tekrar benden sabitlememi istediğim bir kısım seçti. Ben şu kısmın sabit kalmasını istiyorum. O yüzden buraya bastım. Büküm oluşturmakta bir sıkıntı oldu galiba. Tekrar bakalım. Şöyle tıklayalım. Şu yüzeyi seçiyorum. Bir skeçimizin içine gelelim. Şuradan bir de mesafeleri de verelim o zaman. 25 doğru. Tamam dedim. Şimdi SketchBand komutuna geri geldim. Şimdi burayı seçiyorum. Evet, şimdi gerçekleşti gördüğünüz gibi. Benim sabitlememi istediğim yüzey üzerinde şöyle gördüğünüz bir kıvrım yarattı aslında. Bir büküm daha yaptı. Ve kesinlikle benim çizdiğim hat üzerinde yaptı bunu. Daha önce gördüğümüz çoğu parametre burada da tekrar var. O yüzden bunları tekrar değiştirmeyeceğim. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bükmüş oldum aslında. Sacımı. Şimdi bundan sonra kullanacağımız şey şurada gördüğümüz köşe komutları. Burada 4 tane köşe komutumuz var. Ve hepsini aslında tek tek şu anda göreceğiz beraber. İlki bizim kapalı köşe komutumuz. Onun için şuradaki köşeyi kullanacağız. Hemen geliyorum şöyle. Burada bir tane uzatılmasını istediği yüz ve bir tane de onunla eşleşecek bir yüz daha istiyor aslında. Ben şimdilik bir tane bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi eşleşecek olan da otomatik olarak program tarafından seçilmiş oldu. Şöyle tepeden bakalım isterseniz. Şöyle yaklaşalım. Gördüğünüz gibi eşleşmesini istediğimiz birazcık daha büyük oldu. Bu aslında şurada gördüğünüz köşe tipi komutundan dolayı böyle oldu. Eğer ben ortadakini seçseydim gördüğünüz gibi benim uzatmak istediğim yüzey buraya kadar uzayacaktı aslında. Ve en soldakini seçersem de gördüğünüz gibi ikisi de belli bir noktaya kadar aslında geliyorlar. Bu noktaya nasıl karar veriyoruz derseniz şurada gördüğünüz aslında aralık büyüklüğünden kaynaklanıyor. Burası 1.10 milim olarak verilmiş. Yani şu aralık eğer ben bunu küçültüp de 0.10 yaparsam gördüğünüz gibi büyüyor. Ya da şunları da şöyle seçebilirim. Gördüğünüz gibi. Buraya evet diyorum. Ve şu hale geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Şimdi ikinci komutumu kullanmadan önce şöyle bakalım. Ops. Pardon. Evet.
Şöyle bakalım. Şimdi bir kenar flanşı daha yapacağım. İkinci komutumu gösterebilmek için. Şuraya hızlıca bir kenar flanşı daha yaptım. İkinci komutum şurada welded corner olarak görünen komut. Yani kaynaklı köşe komutumuz. Buraya yaklaşıyorum. Benden yine bir tane yüzey seçmemi istedi. Bu yüzeyi seçiyorum. Bir tane de durdurmamı istediği bir nokta daha istiyor. Yani şurayı seçtim. Gördüğünüz gibi burada bir ön izleme oluşturdu bana. Ve ben buraya evet dediğim zaman burada siyahımsı bir renk oluşacak. Şöyle göstereyim, evet diyorum. Ve burasının artık ben bir kaynaklı köşe olacağını, yani oranın kaynatılacağını görmüş oluyorum. Şimdi bu şeyimiz de bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer köşe tiplerimizle devam edelim. Ancak bunu nedense göremedik. Şimdilik bu kaynaklı köşeyi bir sileyim isterseniz. Evet, 4 tanesi daha şu anda aktif. Şimdi üçüncüsüyle devam edeceğim. Bu aslında daha önceki derslerden de aşina olduğunuz komutlar. Pah kırmak yani chamfer ve radius vermek yani fillet komutlarımızın aslında aynaları diyebiliriz. Hemen şurada iki tane gösterimini yapabiliriz. Burada şurayı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi hemen bir pah kırmaya çalışıyor program. Bana bir ön izleme veriyor. Ben bunu evet dediğim zaman gördüğünüz gibi bir chamfer oluşturdum. Ve diğer kısmına geliyorum. Orada da fillet'ı göstereceğim. Bu sefer buna tıklıyorum. Ve aynı şekilde şuradaki kısmı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bir tane yuvarlatma yani bir tane fillet oluşturmuş oldu. Bunu da tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bir yuvarlatma şu anda sağlamış oldum. Son olarak bir köşe komutumuz daha var. O da corner relief yani köşe yırtılma, yani yırtması şeklinde Türkçe çevriliyor. Köşe yırtılması. Burada bu komutu biz aslında iki bükümün ya da üç bükümün bir araya geldiği köşelerde kullanıyoruz. Ama şu anda benim bu şekilde üç köşe, üç bükümün bir araya geldiği bir köşe olmadığı için ben iki tanesinin bir araya geldiği köşeleri arayacağım. O yüzden burada Collect All Corners kısmına tıklıyorum. Ve program şu anda bana bazı noktaları buldu gördüğünüz gibi. Ben bunların bir tanesi üzerinde aslında çalışmak istiyorum. O yüzden diğerlerini şöyle tek tek yanlışlıkla hepsini sildik. Hemen ayarlanır ayarlanmaz. Şöyle tek tek bunları silebiliriz. Hatta şunu da silelim. Gördüğünüz gibi şu köşe üzerinde şimdi çalışmaya devam edeceğim. Şöyle alt taraftan bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane ön izleme var. Küçük bir şekilde burada bir yırtma yaratıyor aslında program. Bunun boyutuna nasıl karar veriyoruz derseniz şurada gördüğünüz uzunluğu değiştirdiğiniz değiştirirseniz eğer buradaki yırtılmanın da aslında artıp azaldığını görebilirsiniz. Buradaki Relief Options kısmı da bizim aslında ne türde bir yırtılma istediğimizi bize soruyor. Burada isterseniz Circular yani dairesel de seçebilirsiniz. Ya da diğerlerini de deneyebilirsiniz tabii ki. Ben Rectangular olarak devam edeceğim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir yırtılmayı program yaratmış oldu. Böylece arkadaşlar köşe komutlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi dilerseniz bir sonraki komutumuzla devam edelim. Bir sonraki iki komutumuz hatta daha önceden zaten aşina olduğumuz komutlar. O yüzden onları birazcık hızlı geçeceğim. Burada gördüğünüz Extruded Cut tamamen daha önce gördüğünüz komutun aynısıdır. Hemen bir düzlem üzerinden ölçüsünü şimdilik vermiyorum. Hemen sketch'ten çıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir boşaltma ön izlemesi bana yaratmış oldu. Tamam diyorum. Ve boşaltıldı. Gördüğünüz gibi.
Diğeri de hall komutu, yani delik komutumuz. Buna da tıklıyorum. Yine benden bir düzlem istiyor. Buradaki kenar flanşını seçtim. Bana bir tane delik ön izlemesi getirdi. Ben şuradan merkezini tutarak buna istediğim gibi bir konum verebiliyorum şu anda. Yarı çapında buradan değiştirme şansına sahibim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bir delik oldu. Bu deliğin ölçülerini tamamen vermek istiyorum derseniz de şuradaki oka tıkladığınız zaman burada skeçin zaten olduğunu göreceksiniz. Ve buradaki edit skeç'e bastığınız zaman Smart Dimension'da kullanarak burada dilediğiniz gibi ölçü verme özgürlüğüne sahipsiniz. Şöyle hatta tamamen tanımlamış oldum ben. Şimdi tıkıyorum ve hall komutunda böyle olduğunu görmüş olduk. Şimdi birbirinin tamamen karşıtı olan iki tane komut göreceğiz beraber. Birinci komutumuzun ismi unfold komutu. Bu komut, eğer ben bir tane bükümü açmak istersem kullanmak isteyeceğim bir komut. Örneğin tıklıyorum. Benden bir tane sabit yüzey istiyor. Örneğin ben bu yüzeyi sabit tutmak istiyorum. Ve hangi bükümleri açmak istediğimi bana soruyor. Ve ben şu bükümü açmak istiyorum. Ben tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi sadece bu büküm açılmış oldu. Ve düz bir hale geldi. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Bunun tabii ki tam tersi olan bir de fold komutumuz var. O komutu da şurada göstereyim. Ben bunu kapatmak istediğim zaman zaten program otomatik olarak aslında sabit yüzeyi seçiyor. Ben şimdi kapatmak istediğim şeyi de burada seçtim. Ve tamam dediğim zaman eski haline döndüğünü göreceksiniz. Şimdi tabii ki aklınıza şöyle bir soru da gelmiş olabilir. Ben bütün bükümleri açmak istesem tek tek bunlarla mı uğraşacağım? Tabii ki hayır. Öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Burada onun için aslında olan bir flatten komutu var. Yani düzleştirme komutu. Ben buna bastığım zaman bütün bükümlerin açıldığını görüyorum. Ve şöyle yukarıdan da bakarsam yaptığım bütün işlemler tek tek gözüküyor. Bükümün nerelerde gerçekleştiği gözüküyor. Hepsini tek tek görebiliyorum. Bütün bükümlerin olduğu hatlar gözümün önünde. Ve tabii ki buradan da geri dönmek istersem burada gördüğünüz gibi seçili kalıyor bu komut. Bunu kaldırmam eski halimize dönmemiz için zaten fazlasıyla yeterli. Şimdi arkadaşlar göstermek istediğim son bir komut daha var. O da forming komutu. Biz bu komutu aslında kabartmalarda, yani saç metal üzerine yapacağımız bir kabartmada, kabartmayı modellemek için kullanıyoruz. Ve bunun için de aslında kabartmayı yaptığımız materyale de ihtiyacımız var. O yüzden forming tool'unu kullanmadan önce bizim kabartma yapacağımız bir şekil çizmemiz gerekiyor. Ondan dolayı ben şimdi bir sketch daha çizeceğim. Daha doğrusu bir part dosyası daha kullanacağım. Ve orada bir form tool oluşturacağım. Yani şekil vereceğim bir araç oluşturacağım. Hemen new diyorum. Bir part dosyası açıyorum. Ve hızlı bir şekilde şöyle üst düzlem olsun. Çizimimi yapmaya başlıyorum. Şöyle iletmiştim. Buraya iletmiştim. Hemen extrude diyorum. Yine 3 mm'lik bir yükseltme isteyeceğim. Tamam dedim. Daha sonra şöyle sağ taraftan bakalım. Sağ düzlem üzerine bir sketch daha açıyorum. Ve şimdi buraya şöyle yapalım. Bir şekil daha çizeceğim. Ben daire komutumu da kullanıyorum. Çizgi komutumu, pardon. Şöyle yapıyorum hatta. Daha sonra da şöyle trim
özelliğimizi kullanarak bir kırpma yaptım. Şimdi de tamamen tanımlı hale getiriyorum şeklimizi. Buraya 13 dedim. Hatta burayı da birazcık arttırabilirim. Buna da 10 diyeyim. Şu anda aslında hazırım. Şunu da hatta hemen şöyle. Ops. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi Revolve tamam diyorum. Ve otomatik olarak döndü. Tamam diyorum. Ve artık benim bir tane form tool'um aslında var. Ama şimdi bunun bir form tool olduğunu tabii ki tanımlamam gerekiyor. O yüzden burada bu sefer buradaki forming tool komutuna bastım. Şimdi benden iki tane şey istiyor. Birincisi stopping face olarak gösterilen kısım. Aslında şu, program soruyor ki ben bu form tool'u kabartmada kullanacağım ama stopping face'i gördüğümde durmam lazım. O yüzden bana bir tane yüzey seç. O yüzden ben durması için bu yüzeyi seçiyorum. Ve bu face to remove kısmı da seçtiğin yüzeye karşılık gelen saç iptal edilecek şeklinde aslında bir özelliği var. Onun için de şuradaki tepedekini seçiyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi şeklimiz birazcık renklendi. Ve artık aslında form tool'um hazır. Sadece bunu kaydedip kullanmam gerekecek. O yüzden şuradan hemen farklı kaydete basıyorum. Bu sefer arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var ki burada biz bundan sonra bunu part dosyası olarak kaydetmeyeceğiz. Şurada gördüğünüz form tool olarak kaydedeceğiz. Tıklıyorum. Dosyamızın ismini de ders 7 yaptım. Kaydediyorum. Ve şu anda artık benim bir tane form tool'um hazır ve programda bunu tanıyor. Şimdi bunu şöyle kapatıp ana şeklime geri geldim. Buraya nasıl çağıracağım dersek, şurada gördüğünüz Design Library kısmına tıklıyorum. Burada, şuradaki oka bastığınız zaman alta çıkacak. Şurada gördüğünüz gibi benim malzemem çıktı. Bunu şeklin üstüne tutup sürüklüyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bir konumlanma gerçekleşti. Ama ben bunu ters kullanmak istiyorum. O yüzden şuradaki Flip Tool kısmına tıkladım. Ve şöylece şeklim dönmüş oldu. Bunun pozisyonuna nasıl karar vereceğim derseniz şuradaki position kısmına tıklayarak şöyle alt taraftan ve smart dimension'da kullanarak dilediğiniz ölçüyü vererek bir konumlandırma gerçekleştirebilirsiniz. Ben de şimdi bundan yola çıkarak konumlandırmaya devam ediyorum. Şöyle yapalım. Şu kısmı bir de şurayla ilişkilendirelim. Şimdi tamam dedim. Şöyle bakalım. Şu anda aslında koyduğum yerde hazırım. Ve artık tamam diyebilirim. Ve gördüğünüz gibi ben buradaki operasyonumu tamamladıktan sonra benim form tool'um üzerinde gitmesini istediğim yüzeye gitmiş oldu. Ve onun dışında da şu anda gördüğünüz gibi aslında bir kabartma sağlamış oldum. Tabii ki buradaki bu yüzeyi siz seçmek zorunda da değilsiniz. Eğer ben bunu seçmeseydim burası da kapalı olacaktı ve burada tam bir aslında yarım küre görüyor olacaktık. Saç metal konularında, yani saç metal modülünde size göstereceğim komutlar bu kadardı arkadaşlar. Bunları tabii ki zamanla pratik yaparak da kendinizi geliştireceksinizdir. Bunun da ödevini bak, yani buradaki videodan da yararlanarak iyi bir şekilde yapmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde montaj konularıyla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.